Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz yine bir eternal videosuyla karşınızdayım arkadaşlar eternal koyun bildiğiniz gibi 820 dolardan düştü şu an bir doların da altına düştü 60 sent civarlarında yani bu da Türk lirasıyla 9 9 9 buçuk lira arasında gidip geliyor. Yani arkadaşlar piyasa değerine bakacak olursak 33 trilyonluk bir piyasa değeri var. Oldukça koyun piyasası için az bir <laughs> miktar bu. Tamamen seyretilmiş piyasa değeri ise 46 milyon. Yani arkadaşlar bu koyun piyasası için hiçbir şey. Yani bu coin için az bile. Arkadaşlar biliyorum Türk yatırımcılar bunu geç fark etmiş. Ve aldıklarında ellerinde kalmış bütün koyunlar hepsi zararda şu an çoğu. Ben de aldığımda 1 dolar 10 sent falandı işte. O civarlardan aldım ben de. Ama arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Artık sona dayandı gibi bir şey bu. Biraz daha düşerse düşer. Hani en son düşeceği yerler buçuk 8, 8. Oraya kadar düşer. Ondan sonra geri toparlanıp hani en azından 3-5 x yapacağına inanıyorum arkadaşlar. Şu an zaten fazla bir borsada da yok bu. Arkadaşlar arzı çok az. Bakar mısınız? 5 milyon maksimum arzdan dolaşanı sadece 3 milyon 600 bin tanesi şeyde dolanıyor. Piyasada dolanıyor. Dolaşımda o kadar var yani. Arkadaşlar bence elinde tutanlar şu an Eternal'ı olup da elinde tutanlar Satmasın zararını arkadaşlar zarar etmeyin başına Ortalamanızı düşürün her düştüğünde almaya çalışın arkadaşlar Küçük küçük de olsa her düştüğünde almaya çalışın ortalamanızı iyice düşürün arkadaşlar Değilse iyice zararınızı büyütürsünüz satarsanız Geçen arkadaşım bir tanesi yazmış hani Ben 3000 dolarlık ne aldım demiş yani 45-50 milyarlık almış adam ve bunu kaç dolardan 7 dolardan mı 5 dolardan mı ne almış? Yani düşünün o adamın zararını. Parası neredeyse erimiş yani. 3 3000 dolardan nereden 400-500 dolar para kalmış elinde? Yani satsa adam zaten yiyen zarar. Yani onu yapana kadar Hani 9 liraya falan 9.17'ye falan düştüydü biraz önce. 9 liradan hani düşerse 8.5 liradan daha da düşerse 8 liradan elindeki şeyi fazlalaştırarak ortalamayı düşürürse fazla bir zarar olmaz. Kurtarır en azından zararını arkadaşlar. Değilse alsa satsa satsa zaten onu durum kötüye gidiyor diye tamamen zarar. Hani para kazanmak için girdiği yolda adam diye küllüyen zarar etmiş olacak. Hani ben de düştükçe küçük 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 alıyorum. Her düştüğünde alıyorum. İşime yarıyor. Elimdeki sayı fazlalaşır hiç durmadan. Arkadaşlar valla dediğim gibi 820 dolardan bakın 9 liraya 9,5 liraya düşmüş bir coin'den bahsediyorum. Piyasa değeri çok az arkadaşlar. Bunun 10'a 15'e 20'ye 30'a Hatta yüze katlanması bile muhtemel arkadaşlar. 10-12 bin liraydı bir tanesi sadece. Şu an elinizde kaç tane tutuyorsunuz bilmiyorum ama. Bir tanesi 10-12 bin lirayı gördü yani bu coin'in arkadaşlar. Tamam düştü falan ama arzı çok az arkadaşlar. Hani bir iki tane böyle büyük yatırımcı gelse, bir iki tane de borsaya girse bu var ya uçar arkadaşlar. Vallahi önünde kimse duramaz. Elinde olanların hepsi milyoner olur. Direkt milyoner olurlar. Hani milyonluk yapabilecek koyunlardan bir tanesi eternal. Ama sabredenler tabii ki orayı görebilecek. Sabretmeyenler, satanlar zaten zararına satmış olacak. Bundan hiçbir şey kazanamayacak. Borsadan da bakacak olursak arkadaşlar. MXC'den bakalım. Hatta şuradan hangi borsalarda var ona bakalım önce. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir arasında. Videoyu izleyenler arasında. Şuradan bakalım. Arkadaşlar bakın. Kısa bir sürede çıkmış olmasına rağmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13 tane borsa da var arkadaşlar. Hepsindeki fiyatı da aşağı yukarı. Aynı. Bir aralarında Gato var. Gato borsasını anlayamadım ben ya. Buradaki fiyatı ile oradaki fiyatı hiçbir zaman birbirini tutmuyor. Neden öyle bir şey var onu da anlamış değilim. Arkadaşlar bilenler varsa bunu şey yazabilir mi? Yorumlar kısmında yazabilir mi? Ben daha bir de şey yaptım. Bu şeyden aldım bilenler varsa aranızda. Emeksi borsasından alayım dedim. Hani GTO'da satayım dedim bunu. Orada farklı bir eternal yapmışlar. Orada da coinlerimin çoğu kayboldu. Aklım sıra para kazanalım dedik ya. Orada başka bir eternal mı ne yapmışlar? Buna dikkat edin arkadaşlar ona yatırmayın. Bunların arasında geçiş yok herhalde. Hani bundan alıp ona satamıyorsunuz. Ben öyle bir hata yaptım. Siz de yapmayın arkadaşlar. Uçtu gitti para. Kayboldu yani. Ya Mevla da büyük bir Mevla'ydı. Nereden baksanız 10 lira olsa 250 tane falan eternalim gitti yani. 250-300 tane eternal boşa gitti. GTO'da şeye yazmama rağmen müşteri temsilcilerine yazmama rağmen ilgilenmediler arkadaşlar bilginiz olsun. Hani o hatayı siz de yapmayın. Hani buradan 9 liraya alayım orada 22 liraya satayım demeyin. Vallahi pişman olursunuz benim gibi gider yani yanlar uçtu gitti. Şuradan şeyden de bakalım arkadaşlar. Emeksi Global'dan. Eternal. İşte burada arkadaşlar. Bakın 820 dolardan düştüğüne bakın 63 cent. En dipte de zaten 56 sentim de görmüş arkadaşlar. En dibi orasıymış bakın. Burada yazıyor. Yakınlaştık. Dedim de yakınlaştıramadım arkadaşlar zaten. Ekrana bakarsanız görürsünüz. Orada en altta çizgilerin arasında. Şurada. 56-46. 56 sente 56 kadar düşmüş yani arkadaşlar. Yani bu da eksi 17.808 yapıyor. Eksi 17.808 kat düşmüş. Valla arkadaşlar bence yatırım yapılabilir bu coin. İleride milyoner de yapabilecek potansiyelde bir coin. Ama arkadaşlar sabrederseniz veya skam çıkmazsa veya dolandırıcı çıkmazlarsa bu koyundan bir şeyler olabilir arkadaşlar. Bence ortalamanızı düşürün, bekleyin, elinizde tutun. Arkadaşlar alsat da zaten bir şey yapılmaz. Hani zarar edersiniz. Alsat yapacaksanız da başından ayrılmamanız lazım, uyumamanız lazım. ya da stop koyarak uyumanız lazım. Ne bileyim arkadaşlar zarara girmeyin de nasıl kazanırsanız kazanın. Kazanın işte. Ben herkesin kazanmasını istiyorum. Hepimiz kazanalım. Biz kazanalım ki yabancı yatırımcılar kaybetsin arkadaşlar. Elin yabancısı ne biçim takip ediyor piyasayı. Zamanında almışlar almışlar almışlar. Bizimkilerin eline vermişler. Bizimkiler de zararına satıyorlar şimdi. Adamlar geri alttan topluyorlar bak. Adamlar geri hattan toplayacaklar, toplayacaklar, toplayacaklar. Belli bir yere geldikten sonra yine verecekler milletin eline. Öyle olmayan arkadaşlar. Biraz araştırmanızı yapın ya. Baksanıza şeyi kaç. 5 milyon arzadan 3,5 3 milyonu dolaşımda ya. 3,5 milyon adeti dolaşım bunun arkadaşlar. 33 milyon piyasa değeri var arkadaşlar. Neçe balinalar var hani elinde çok parası olan insanlar var. 33 trilyon falan diye ne ki? Adam bir basmaya 1 milyar dolar, 2 milyar dolar basıyor arkadaşlar. Öyle birkaç kişi gelse var ya zaten kaç katına katlar bunu? Vallahi arkadaşlar dediğim gibi yatırım yapılabilecek bir coin. Bence yatırımlarınızı yapın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olarak bana destek verebilirsiniz.